Bir diğer konu, hemen hızlı geçeceğim. Yeni teknoloji silah, mikrodalga silah. Bütün bu anlattıklarım fizikle ilgili. Onu da belirteyim. Mikrodalgalar tabii ki fiziğin en temel konusu. Elektromanyetik dalga olarak yayılırlar. Mikrodalgalar elektrik ve manyetik alandan çalışan yüksek frekanslı ve kısa dalga boylu elektromanyetik dalgalardır. 300 MHz ile 300 GHz arasına karşılık gelen dalga boyu aralığı ile 1 milimetre 1 metre arasında değişmektedir. Mikrodalga sinyalleri düz çizgiler halinde yayılır ve troposferden çok az etkilenir diyoruz açıklamadan sonra. Peki bunun şey sorun ne? Amerika şu an Amerika, Çin, Rusya ama özellikle Amerika, Çin bu mikrodalga silah ürettiler bahsettiğimiz yöntemle. Peki kısaca geçeceğim hemen bunu. Sonraki bu konuda özelliği şu. Hava araçları, uçaklar, savaş uçakları, helikopterler, dronlar, İHA'lar, SİHA'lar ne varsa bütün dünyada bu elektromanyetik dalga yolladığınız zaman bu hava araçlarındaki elektronik devreleri eritiyor. Elektronik devreleri eritiyor. Erittiği için de o hava savunma sisteminde veya işte neyse dronlar vesaireler. Çünkü gelecekte artık dronlarla bu iş savaş olacağı için insansız hava araçlarıyla ama sürüler şeklinde böyle bir şey geliştirmişler ve hepsi bunların bu elektromanyetik yollanacak dalgalarla bütün bunların yok herhangi bir alev, patlama, herhangi bir şey olmadan hepsi devre dışı kalacak şekilde bir silah geliştirdiler. Bunun için Türkiye ne yapmalı? Bu yeni bir olay, gizli bir olay. Hatta bunu Çin Hindistan'a karşı insanlara da kullandı ve kullandığı için de insanları yakmaya başladı bu elektromanyetik dalga, mikrodalgayla yaktığını söylediler. Tabii bunu Çin inkar etti ama böyle bir olay var. Geçelim. İşte radar sensörler radarları hedef alıyor. Onlar sensörler yok olunca, eriyince veya devre dışı kalınca o araçta, havadaki araçta aşağı iniyor, yok oluyor. Evet, hızlı geçelim. Alev ya da patlama yok demin söyledim. Geçelim, geçelim. 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 Türkiye'de mevcut olan, ülkemize bunu entegre edersek veya onun için bir yorum yapmak istersek, mevcut olan savaş uçakları, İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler ve askeri amaçlı dronlar gibi hava savunma gücümüzün bu mikrodalga silahlarına karşı engelleyici, önleyici Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. Bu çok önemli. Bu şu an yapılıyor ama pek açıklama yapmıyorlar ama böyle bir şey var. Türkiye'nin bunlar için de tedbir alması gerekir. En azından çalışma başlatması gerekir.